Mahvettiler bizi ya. Maf. Biz veramille emlak para öde ömrümüzü yediler. Yunus Emre Belediyesi'nin 2018 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte ilçedeki Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projesi vatandaşların kabusu haline geldi. Yaklaşık 2 yıldır kentsel dönüşüm projesi sebebiyle birçok mağduriyet yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri, sıkıntılarını Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Teşkilatı'na anlattı. Korkuyorlar dışarı çıkma. 1'de 2'de biz dışarı çıkıyorduk, kimde hiçbir şey olmuyordu. Şimdi korkuyorlar dışarı çıkmaya. Vera milli emlak para öde ömrümüzü yediler. Biz şikayetçiyiz bu yönetimden. Gelsinler, bedavaya biz yıllarımızı verdik. Yağmurdan şey çektim, kimonto çektim sırtımda o evi yaparken. Nasıl öyle hemen? Çık git. Biz fakir bir insanlarız. Biz şey yapamayız, para ödeyemeyiz. Bir de malımızı alacaklar, bir de para ödeyeceğiz. Ben zaten öldürseler beni, kurşun sıkacaklar. İnan ki o evimden çıkmayacağım. Tırnaklarım gitti. Ömrüm bitti. Hiçbir şey yapamayacakmış bu mahalleye. Neden yapamayacak ya? Biz insan değil miyiz? Bize imar versin, kendimiz yapacağız evlerimizi. İstemiyoruz biz, istemiyoruz. Devletten bir şey istemiyoruz biz. Yaklaşık 2 yıldır kentsel dönüşüm projesi sebebiyle birçok mağduriyet yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri, sıkıntılarını CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arca'ya anlattı. Gelirdi benim kapıma, ben ailemi verirdim. Emekliğimi, anamın ak sütü gibi. Bu ne ya? Elektrik saatleri söküp, kablolar söküp. Bakın şuraya bakın. Evet. Tonya duvarlar, çekyatlar, her şeyler. Bu ne ya? Bu ne? Şuraya bakın. Daha neler alacaklar bilmiyorum ben. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Lalapaşa ve Mutlu mahallelerindeki kentsel dönüşümün artık garabete döndüğünü dile getirdi. Valiliğe, belediye başkanlığına, Yunus Emre Kaymakamlığı'na sesleniyoruz. Kendimizle Yalçın Başkan'la birlikte bir heyet oluşturup bu sorunu onlarla da yüz yüze heyet olarak paylaşacağız. Buradaki insanlar ne yazık ki kimsesiz bırakılmış, evet, çaresiz bırakılmış. CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak yaptığı açıklamada iki mahallede yaşanan kentsel dönüşüm probleminde vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. Burada kültürel, sosyopolitik birçok sıkıntı var. İşte az önce ablamız da bunu ifade etmek istedi. Bunu söyledi çünkü mahallede bu projeden sonra da mahallede hırsızlık vakaları da çok çağırdı. Biz bunun için de sizin yanınızda olacağız ve bu işlerin takipçisi olacağız. Askıya çıkarttıkları bu belgeleri halkla paylaşmadılar. Halk muhtarlık binasında askıya çıkan bu belgelerden haberi bile olmadı halkın. Halktan bir şey saklayarak, vatandaştan bir şey saklayarak bir projeye girişemezsiniz. Belgelerden ve projeden haberdar olmadıkları için, askı süresini kaçırdıkları için bu projeye itiraz edemediler. Ve son çare olarak Yüce Türk adaletine sığındılar ve dava açtılar. Mahalle halkı ise evlerinden çıkmak istemediklerini, mahallede baş gösteren hırsızlık olaylarına bir an önce müdahale edilmesini istediklerini anlattılar. Girdim çıktım, kapısı gitmiş. Ertesi günü baktık korkuluklar gitmiş. Bir iki gün sonra da pencereler gitmiş. Yani bu kadar olmaz, gözümüzün önünde oluyor ama biz yakalayamıyoruz. Harabe halinde. Çerçevesini sökmüş, tezgahını sökmüş, kapısını sökmüş. Alan herkes bir şeyler götürmüş. İçeride akşamları kim oturuyor, ne oturuyor belli değil. Esrarcısı mı, iti mi, tinercisi mi? Ne? Belli değil arkadaş ya. Can güvenliği yok, kendimize rahat oturamıyoruz. Her gün birilerini kovalamak zorunda değil ki bu insanlar. Defaatle bunu yazmamıza rağmen, bunu talep etmemize rağmen emniyet güçleri olarak ne yazık ki bu metruk binalar belediye tarafından yıkılmadı. Yıkılmıyor dediler. Az önce görüştüm. Geçen ekip otosundaki memur beylerle. Ben Sayın Kaymakamımızdan randevu alacağım. Kaymakam Bey'e bizzat ileteceğim. Emniyetin düşüncesini, görüşlerini ve yazdığı dilekçeleri de ileteceğim. Vatandaşımız da bunu bilsin.